Biz bu işi belediye kanunundaki geçen o ifadenin en önemlisi ve en gereklisi olarak görüyoruz. İşte belediye, belediye kanunda belediyenin tarifi, belediye mahallin medeni, mahalli müşterek ihtiyaçlarını gören kurumdur der. Bana göre Çankırı'nın mahalli, medeni, müşterek ihtiyaçlarının başında eğitim geliyor. O yüzden biz bu işe gerçekten ağırlık verdik, bu işi ciddi tutuyoruz. Bu işten her zaman söylüyorum, ayrı da bir keyif alıyoruz, ayrı da bir zevk alıyoruz. Tabii göreve geldiğim günden beri çok değerli, özellikle tanıdığımız müdürlerimiz, işte Ahmet Hocam falan bazı daha önceden merhaba ettiğimiz müdürlerimiz ufak tefek ihtiyaçlarla ilgili talepler olurdu. Ya başkanım işte bir projeksiyon cihazı, biz ilk geldiğimizde ya nasıl oluyor bir falan yapardık bir. Böyle ufak tefek projeksiyonlu, fotokopili vesaireydi. Talepleri karşılamaya çalıştık, karşıladık da. İşte geçen yıl arkadaşlarımızla oturduk. Ondan sonraki yıllarda talepler daha da artarak gelmeye başladı. Dedik ki ya biz arkadaşlarımızla oturduk. Arif Hocam, işte Songül kardeşimiz, diğer hanım kızlarımız oturduk. Dedik ki yani biz artık bu işi bir sistemli bir hale dönüştürelim. Okullarımıza, hocalarımızdan, idarecilerimizden gelen talepleri bir projeye dönüştürelim. Ciddi bir proje yapalım okullarımıza. 10 milyarlık malzemeden, bak 10 milyarlık malzemeden 3 tane zevk kütüphane çıkıyor. O suntaların 10 liralık malzemeden 3 tane zevk. Yani bir zevk kütüphane fiyatına hem makineler aldık hem de 3 tane zevk kütüphane yapacak malzemeyi aldık. Şimdi dedim ki o zaman her okula bir zevk kütüphane. Çünkü yani işte 5-6 liraya falan malum. Öyle mi malum? 6 lira, 7 lira bir. 7 lira bir zevk kütüphane diye o koltukları falan bir kısmını tabii biz yapamıyoruz. Onları satın alıyoruz. Yani 35 liralık zevk kütüphane 7 liraya mal ediyor. Niye yapmayalım? Keşke ben de böyle bir zevk kütüphane olsaydı da öğrenciliğimde, çocukluğumda öyle zevk kütüphanede kitap okusaydım. Tabii her okula bir proje konusunu değerli Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde ona da anlattık yansıdan. Gördü. Ondan sonra bütün okullarla ilgili yaptıklarımızı sözde değil, icraatlarımızı yansıda gördükten sonra şunu söyledi. İşte her ilde bir milli eğitim müdürü var, Çankırı'da iki milli eğitim müdürü var diye deyince ondan almış olduğumuz gazla, bizi acayip bir gazladı, müthiş bir iletişim uzmanı. Oradan aldığımız gazla biz dedik ki her okula bir proje değil, her il her okula bir proje. Çıkarayım. Valla çıkan yukarı kaldırdım. Bundan sonra ne olursa olsun, kim gelirse gelsin bunu geri dönüşüyor.